parça kemik, istediğimiz iki parça kemik üzerinde bir mezara koyup o mezarın başında dua edelim istiyoruz. Bu iki parça kemik devleti bölecek kadar tehlikeli mi? İzin vermedik. Doğru. Çünkü artık bu istismarın, artık bu kandırmacanın bir son bulmasını istedik. Korktular bu eylemden. Başka bir şeye dönüşebileceğini düşündüler belki de. Abim Hasan Ocak gözaltına alındı. Gazi katliamı sonrasında. 58 gün boyunca abimi aradık biz. 58 günün sonunda yürüttüğümüz kampanya sonucunda cansız bedenine Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaştık. O dönemin en yaygın politikalarından biriydi gözaltında kayıp. Yani bir devletin bir sistemik mücadele, tırnak içinde söylüyorum, yani bu terörist diye kodladıkları kişilere ve gruplara yönelik bir mücadele yöntemi olarak işte sahaya sürülmüş. Plaza de Mayo annelerinin yürüttüğü mücadele bize rehber oldu bir anlamda. Burada ne yapılabilir düşünürken Galatasaray Lisesi önünde sessizce oturmaya karar verdik. 20 kişi ya var ya yoktu yani ilk eylemde, hatırlıyorum. Küçücük bir hareket giderek yayıldı çünkü o işin mağduru çok fazla insan var. 98-15 Ağustos'a geldiğimizde yeniden bir müdahaleyle karşılaşmaya başladık. 30 hafta sürdü bu müdahaleler. Yasaklanmıştı. Taksim civarında her görüldüğümüz yerde kayıp yakınları ve cumartesi insanları olarak gözaltına alınıyorduk. 200. haftamıza geldiğimizde artık annelerimizin de çok fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Çünkü sadece fiziksel boyutu yok bu işin. Her birimiz için her hafta götürüldüğümüz karakolun duvarlarında duvarlarındaki kan izleri oldukça büyük bir travmaydı. Tam 499 hafta boyunca AKP iktidar döneminde oturdu bu insanlar. 5 Şubat 2011'de biz dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptık. Ve bu görüşmede Recep Tayyip Erdoğan bize sizin sorununuz benim kabinemin sorunudur demişti. Cumhurbaşkanıyla görüşmemizden bu yana 7 yıl geçti, 7,5 yıl geçti. Hala biz durduğumuz yerdeyiz. Hala bir mezar arayışındayız. Hala adaletin gerçekleşmesi, ceza adaletinin sağlanması için olduğumuz yerdeyiz. Ama bugüne kadar atılmış hiçbir adım yok. O gün orada onu kaçırıp işkenceden öldürenler başka birileriydi. Ama adaletin gerçekleşmesinin önüne geçenler bugüne kadarki bütün siyasiler ve bütün işte o adli mekanizma içinde yer alan kim varsa hepsi. İşleyen kadar saklayan da, işleyen kadar bu suçu işleyen kadar bunun ortaya çıkmasını engelleyen de aslında bakarsanız o suça bir şekilde ortaklaşmış oluyor. O suça iştirak etmiş oluyor. Yakınlarımızın mezarlarının bulunmasını, bize verilmesini istiyoruz. Ki yani artık hangi kalıntılar kaldıysa bu mümkün bir şey. Ve tabii ki adalet istiyoruz. Faillerin yargılanmasını istiyoruz. Bu kadar. Çok net iki talebimiz var.